Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı cepheler dönemiyle ilgili çıkan bir başka soruda 2006 yılında çıkan ÖSS'de çıkan bir sorudur. Bu soruya baktığımızda 1. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra anlaşma devletlerinin Londra Konferansı'nı düzenlemesinin aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir demiş soruda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümetiyle Ermenilerin barış yapmasını engellemek istediklerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güçlenmesinden endişe duyduklarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İstanbul hükümetini uzaklaştırmak istediklerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıma konusunda aralarında görüş ayrılığı olduğunu, misak-ı milli tanıdıklarının demiş arkadaşlar şıklarda. Cevaplara baktığımızda cevabın B olduğunu görüyoruz. Özellikle 1. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra Londra Konferansı'nın düzenlenmesindeki amaç meclisin ve milli mücadelenin güçlenmesini engellemektir. Londra Konferansı'nda Sevr Anlaşması'nı biraz daha yumuşatıp Türklere kabul ettirme amacı gidiyorlardı. E, bu yüzden de daha fazla Türk ordusunun ve milli mücadelenin güçlenmesini istememişlerdir. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güçlenmesinden endişe duyduklarının cevabıdır. Bir başka sorumuzda da Kurtuluş Savaşı'nda milis güçlerin sayıca artmasının ki arkadaşlar milis güçler derken burada kuvayi milliyecilerden bahsediyoruz özellikle. Milis güçlerinin sayıca artmasının işbirliği ve güç birliği sağlanması Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin etkinliğinin yaygınlaşması, kadınların cephede ve cephe gerisinde etkin olması konularının hangilerinde sorun yarattığı savunulabilir. Arkadaşlar şimdi bu dönemde milli mücadele yıllarında milis güçlerine bakıldığında ki Kuvayi Milliyecilere bakıldığında Kuvayi Milliyeciler daha çok küçük birlikler halinde dağınık mücadele veren gruplardı. Bu anlamda milli mücadelenin silahlı kısmının, silahlı mücadele kısmının tek elden yürütülmesi bir anlamda Kuvayi Milliyeciler sebebiyle zorlaşmıştır. O yüzden işbirliği ve güç birliğinin sağlanmasını zorlaştırmış bu anlamda sorun yaratmıştır. Dolayısıyla düzenli bir ordu kurulmadığı sürece, milli mücadeleyi kuvayi milliyecilerin silahlı mücadeleyi yürüttüğü sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin etkinliğinin de yaygınlaşması mümkün değildir. O yüzden düzenli bir ordunun kurulmasına her zaman ihtiyaç vardır. Ancak kadınların cephede ve cephe gerisinde etkin olması bu Kuvayi Milliyeciler döneminde de e, mevcut olan bir durumdu. Yani kadınlar e, Kuvayi Milliyeciler'e de cephe gerisinde destek sağlamışlardır. Bu konuda herhangi bir sorun çıkmamıştır. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Yani 1 ve 2 olacak. Bir başka soru örneğimizde e, Sovyet Rusya Kurtuluş Savaşı'nda Afganistan ve Kafkas Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında paktlar oluşturma yönünde girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimler sonucunda bazı anlaşmalar imzalanmıştır. Sovyet Rusya'nın bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir diyor. Şıklara baktığımızda uluslararası ilişkilerde etkili olmak istediğinin, Rus halkının tam desteğinin alındığının, Türkiye'yi tanıyan devlet sayısının sınırlamaya çalıştığının, Müslüman ülkeler üzerinde nüfusun azaldığının, anlaşma devletleriyle yakınlaşmak istediğinin demiş. Arkadaşlar burada cevabımız A şıkkı olacaktır. Dolayısıyla Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'nda hem Afganistan'la, Kafkas Cumhuriyetleri'yle ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle yakınlaşması, kendi aralarında paklar imzalaması, e, uluslararası ilişkilerde etkin olmak istediğinin göstergesidir. Çünkü Sovyet Rusya'da Bolşevik itilaliyle henüz bu dönemde yeni kurulan bir devlettir. Ve Avrupa'da alışılagelmeyen bir rejimdir e, Sovyet Rusya'nın rejimi. Bu yüzden de yalnız kalmamak adına uluslararası alanda etkinliğini sağlamak istemiştir. Cevabımız A çıkacaktır. Evet, bir başka soru örneğimizde diyor ki: Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal orduyu savaşa hazırlamak ve ulusun savaşa katılmasını sağlamak amacıyla meclisin verdiği yetkiye dayanarak tekalifi milliye buyrukları yayınlamıştır. Bu buyruklar sıkı yönetim, gerilla savaşı, topyekün seferberlik hallerinden hangilerinin başlatıldığını gösterir demiş. Arkadaşlar bu sıkı yönetim değildir. Dolayısıyla Gerille Savaşı zaten çoktan bırakılmıştı. Yani Kuvayi Milliye Birlikleri tek çatı altında toplanmış ve düzenli orduya geçiş zaten çoktan sağlanmıştı. Burada Mustafa Kemal'in özellikle Sakarya Savaşı için yaptığı hazırlıklar yani Tekalifi Milliye Emirleri daha çok yekün seferberliğe giren bir unsurdur. Çünkü burada Tekalifi Milliye Emirlerinde... E, halk tarafından ordunun ihtiyaçlarının karşılanması ön plandadır. Bu da milletçe savaşa katılmak yani topyekün seferberlik anlamına gelir. Burada cevabımız B şıkkı olacaktır. Kurtuluş Savaşı cepheleri ile ilgili bir başka örnek sorumuz 2013 YGS'de çıkan bir soru. Soruda Sovyet Rusya Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine sağladığı askeri ve ekonomik yardımlarla milli mücadeleye destek vermiştir diyor. Aşağıdakilerden hangisinin Sovyet Rusya'nın bu politikasının nedenlerinden biri olduğu savunulamaz demiş. Anlaşma devletlerinin Sovyet Rusya ile Türkiye'nin ortak düşmanı olmaları Evet bu savunulabilir arkadaşlar. Çünkü Bolşevik itilalinden sonra Rusya itilaf devletleri arasından ayrılmıştı. Ve Rusya'da komünizm ilan edilmişti. Yeni bir rejim gelmişti Rusya'ya. Ve dolayısıyla Mustafa Kemal'in başlattığı milli mücadele de itilaf devletlerinin emperyalizmine karşıydı. Sovyet Rusya'da da İngiliz ve Fransızların emperyalizmine karşıdır. Bu yüzden birinci şıkkımız doğrudur. Savunulabilir. Bunun dışında Türkiye'ye sosyalist rejimi ihraç etme düşüncesi, evet kendi rejimini yayma düşüncesi de etkilidir. Sovyet Rusya'nın uluslararası alanda yalnızlığı bu da Türkiye ile yakınlaşma ihtiyacını hissetmiş Sovyet Rusya. Anlaşma devletlerinin boğazları kontrol etmesini önlemek. Evet Sovyet Rusya'nın zaten e, bu dönemde boğazlara çok önem verdiğini görüyoruz. Boğazların hiçbir zaman ittifak devletlerinin eline geçmesini istemeyecektir Sovyet Rusya. Ancak Türk ve Rus halkları arasında tarihten gelen dostluk bağları gibi bir durum yoktur arkadaşlar. Özellikle Rusya Osmanlı Devleti'ne ciddi bir rakip olarak 18. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmış ve özellikle 18. yüzyılda sıcak denizlere inme 19. yüzyılda da Osmanlı'ya karşı panslavizm politikasını uygulamıştır. Yani bir anlamda Rusya ile Osmanlı Devleti çok uzun yıllar kendi aralarında çeşitli sebeplerden dolayı çok uzun dönemlerde savaşmışlardır. Yani Türk ve Rus halklarının tarihten gelen dostluk bağları böyle bir durumun sebebi değildir. Cevabımız 5 çıkacaktır. Müzik